asker var. Her Türk asker var. Her Türk asker var. Her Türk asker var. Her ne ağrı itundi. Ayaklarıma kara sular indi. Her yanım ağrıyor. Benim belim çok kötü. Tutmuyor. Benim hiçbir yerim tutmuyor. 3 gün yataktan çıkmam ben artık be. Ben 3 ay oğlum. 3 ay. Ya biz? Biz ne yapalım abi? Eğitimden önce saatlerce koştuk mıydı? Oğlum onu bunu bırakın da. Siz hiç hayatınızda eteklikle koştunuz mu? Anam ağladı. Ya hep benim yüzümden valla. Özür dilerim arkadaşlar hepinizden. Olur mu Tosun'um ya? Kader kısmet işte. Artık sen de beşik kertmene varırsın ha? Yapmayın valla varamam. Billahi varamam. O beni yer ya. Görmediniz mi Vedat'ı ne yaptı? Ne yaptın o zaman Tosun? Ya gerçekten evlensen anca kurtuluyor oraya. Doğru. Ne? Ulan yine manyak bir şey geldi bunun aklına. Gidip birini isteyelim şuna babacanlar. Hop. Oldu. Nereden buluyoruz kızı? Foto fotoyu alabilirim ben. Hop Tosun hop. Foto foto re, benim oluyor oraya. Tabii. Vedat sana daha veriyor oraya. Olmaz olmaz. Foto olmaz. Albay kızı olur mu? Reşit mi ki la o? Olmaz lan. Reşit'le evlenemem ben. Zaten Suzi'yi alırsak Ahmet Bahçavuş bizi oyore. Niye? Onun kimi Reşit? Ya kesin be şamatayı be oğlum. Ya düşünün de kurtaralım şu adamı be. Buldum oğlum. He, kimdir? En büyük aşkım. Çiğdem Üsteğmen mi? Evet. Çiğdem Üsteğmen. Emredersiniz Çiğdem Üsteğmen'im. Yakışıklı oldun mu? Tamamdır merak etme. Oldum babacan oldun. Yeter gözüm yandı. Şöyle be abi. Damat gibi oldun. Da. Ne oldu Arzu abi? Ya bu iş bana sakat geliyor be Tosun'um. Yani sonra başına bir şey gelmesin. Doğru be Tosun. Ya koskoca üsteyim ben. Askerliğin yanar be Tosun etti. İsteyelim bir yüzük ara, vermeyen zenci. Bırak şaklabanlığı da iyi düşün Tosun. Yok abi. Kezban'la evlenirsem hayatım kayacak zaten. Onun yerine askerliğim yansın daha iyi. Hem ya Çiğdem Üsteğmen evet derse... Cemal Çavuş idare etmesen sevecektim vallahi. Nasıl güzel olmuş. Şükür. Mu? Ver bakayım. Hazır mı lan çocuklar? Gelirken yemedin değil mi lan yarısını? Çok komik. Ne yiyeceğim? Kim? Ben kendimi ayrı yaptırdım oğlum. Ver abi. Al bakalım. Bunu da alıyorsun. Hadi bismillah Tosun. Bana dua edin Arzu abi. Ederiz Tosun'um ederiz merak etme. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Şu Naci'nin durumunu soracaktım Ahmet. Rebre çıkmak istemiş ha? Evet komutanım. Kalbim ağrıyor dedi. Ben de izin verdim. Kalbi mi? İnsanın kalbi ağrımaz ki. Ama bu Naci komutanım. Annesinden kurtulmak için yapmıyor değil mi? Bugün izne çıkacaktı. Bilmiyorum komutanım. Günah boynuna vallahi. Tamam başçavuşum. Sen doğru olanı yapmışsın. İnşallah önemli bir şey yoktur çocuğun. İnşallah komutanım. Hı-hı. Gidebilirsin. Hop 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 hop! Arkadaşlar! Revir kapalı. Nasıl kapalı ya? Revire çıkacağız diye izin aldık bölük komutanımızdan. Ya kardeşim işte böyle böyle diye anlatın. Yarın tekrar izin verir. Hadi abicim, hadi abicim, hadi. Allah Allah ya. Dikkat!
Koş! Ben geldim Terlik. Ya nerede kaldın be Tosunum ya? Hazırlandık oğlum, kolay mı? Dur bir bakayım sana. Hey maşallah! Analar ne tosunlar doğuruyor lan? Teveccühünüz ya. Bana bak Tosun. Eminsin değil mi kardeşim? Çok düşündüm. Eminim. E hadi hayırlısı. Gel bakayım. Gel. Gel. Ha, bugün viziteye çıkan yok mu Vedat? Sadece bir arkadaş var komutanım. Alayım mı içeri? Al bakalım. Emredersiniz komutanım. Naci, geçmiş olsun. Neyin var? Neyim var? Bilmem. Sen söyle istersen. Ne rahatsızlığın var onu anlat. Hiç sormayın komutanım. Başımda öyle bir bela var ki. Başın mı ağrıyor? Başım ağrıyor, yüreğim sızlıyor. Ama inşallah siz derdime derman olacaksınız. Tamam. Üstünü çıkarıp otur bakalım. Soyunayım mı? Evet. Ayıp ama. Evlenmeden olmaz. Evlenmeden mi? Allah, yandık yine yandık. Çiğdem Üsteğmen'im içeride mi Vedat? Evet komutanım. Ama muayenede. Kim var içeride? Naci Tosun komutanım. Heh, tam zamanında gelmişim. Komutanım, şey... Aslında Çiğdem Üsteğmen muayene sırasında kimsenin içeri girmesini istemiyor komutanım. Bana bir şey demez, çekil. Vallahi der komutanım. Çekil dedim. Kız kılığına girdiğini daha unutmadım. Söylesene Naci. Bak söyleyeceğim ama kızmak yok. Tamam, yok. Size lokum getirdim. Lokum mu? Bana mı? Evet, adettendir. Merhaba Üsteğmen'im, gelebilir miyim? Gel, gel. Hayrola Naci, kalbin ağrıyormuş. Naci de tam onu anlatıyordu. Hı-hı. Hadi Naci. Kızmak yok ama. Aa, yeter ama. Bak söylüyorum. Söyle bir oğlum, niye kızalım? Ne diyorsun sen asker? Ya bunda bu kadar gülünecek ne var anlayamadım doğrusu. Canım daha ne olsun. Sonunda kıymetimi bilen biri çıktı. Şunlara bak ya. Sen ne cüretle gidip de Üsteğmen'le evlenme teklif edersin? Üsteğmen ha? Ne yani Çiğdem? Üsteğmen değil misin? Yanlış anlamadıysam Naci Üsteğmen'le değil beğendiği bir kadına evlenme teklif etti. Ya ne fark eder? Kalkıp da seni beğenemez. Niye o? Ben güzel bir kadın değil miyim? Yani... Evet ama sonuçta onun komutanısın. Hayır Levent. Sonuçta ben bir kadınım. En azından Naci bunu fark etmiş. Ne bakıyorsun? Hiçbir salak görmedim. Senin için hava hoş tabii. Seninle dalga geçseler de anlamıyorsun. Bazen arıza dediklerinde ben de bozulmuyor değilim. Saçmalama lan. Kimse sana arıza demiyor. Ha? Konuşuyor. Benim be ben. Sen miydin Arız abi gel buyur.
İyi nöbetler. Sağ ol. Ağladın mı sen? Yok. Güneşe baktım da gözüm kamaştı. O arada batmış güneş, gece olmuş. Sen anlat bakalım, neye sıkıldın? Boş ver be abi. Bazen oluyor böyle. Anlat Tosun, anlat. Bak, derdini anlatmayan derman bulamaz. Üzüldüm be abi. Rezil ettim kendimi. Sen kim, Çiğdem Üsteğmen kim? Kalkıp da salağın birine evet mi diyecek sanki? Niye salak olasın be? Ben ne olduğumu biliyorum be abi. Herkesin benimle dalga geçtiğini, salak yerine koyduklarını anlamıyor muyum sanki? Arkadaşların oğlum onlar senin. Arkadaş, sevdikleri için takılıyorlar sana be. Ya ne demezsin? Şimdi koğuşta oturmuş benimle dalga geçiyorlardı. Halt etmişsin sen şaşkın. Sen bizi yanlış tanımışsın be Tosun Etti. Biz arkadaşımızı yalnız bırakır mıyız be? Oğlum yalnız var ya, helal olsun sana. Sendeki medeni cesaret bende. Sabah kahvaltısında sana duble kaşar vermeyen Gökhan'ı. Ula söyle, sen nereye istersen oraya yazacağım nöbetini. Bak ben de iyi bir şey söyleyecektim ama vazgeçtim. Gece vakti benim yavukluğumda ne diyorsun bakalım? Tamam kızma. Sen de benim beşik kertmem, al ödeşelim. Sen demin arkamdan giriyorlar mı diyordun, bana mı öyle geldi ha? Hadi bakalım nöbeti bitir, seni bekliyoruz koğuşta. Sahi ben nöbetçiydim değil mi ya? Parola! Ne diyorsun babacan ya? Şş, parola! Gönül verdim kara gözlü esmere. Gönül verdim kara gözlü esmere. Alıp götürdüler beni askere. Alıp götürdüler beni askere. Kurban olan size ey komutanlar. Kurban olan size ey komutanlar. Kızları da alıp artık askere. Kurban olan size ey komutanlar. Kurban olan size ey komutanlar. Kızları da alıp artık askere. Kızları da alıp.